Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği gizemli oyun olan Midnight Gastant'a ilk bakış yapacağız. Oyun bir hafta boyunca ücretsiz. Bu online bir oyun arkadaşlar. 4 kişilik takımlar halinde rakiplerinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Bir takım hayalet avcısı olurken diğer takım da hayalet olup hayalet avcılarından kaçmaya çalışıyor. Gizlenip saklanmaya, yakalanmamaya çalışıyor. Bir nevi saklambaç oyunu diyebiliriz. Oyunun oyuncu kitlesi biraz az, onu söyleyebilirim. Biz Steam üzerinden oynuyoruz şu anda. Muhtemelen takımıma botları atacak, oyuncu az olduğu için. Ama oyun ücretsiz olduğu zaman yeni oyuncular gelecektir ve onlarla oynayabileceksiniz. Kendi arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz tabii, takım oluşturup. Şu an tahminimce botlar gelecek benim takımıma. O şekilde oyun içinde oyunun nasıl göründüğünü, mekaniklerin nasıl olduğunu test etmiş olacağız. Ben de oynayalı uzun zaman olmuştu. Şimdi tekrar ücretsiz olacağı için bir bakıp video çekmek istedim. Sizlerin de bir fikri olur. Oyunu indirmek isterseniz indirip oynarsınız ya da ücretsiz şekilde Epic Games hesabınıza eklersiniz. Köşede durur arkadaşlar. Yakın zamanda Steam'de de bu oyuna bir zam geldi zaten. 32 lira gibi bir fiyatı vardı. Şu anda 100 TL'lerde diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde oyunumuza giriş yapıyoruz. Şu anda rastgele bir harita atıyor. Başlangıçta böyle silah seçebiliyoruz. Ben direkt ne varsa onunla başlayacağım. Gördüğünüz gibi takımımız bu. Tahmin ettiğim gibi botları attı yanımda. Üstlerinde de bot yazıyor zaten gördüğünüz gibi. Hayaletleri yakalayacağımız alana doğru ilerliyoruz. Burası aslında bir bekleme ekranı ama böyle bir actionlı yapmışlar. Giderken de karakterlerimizi, takımımızı görüyoruz. Taba bastığımızda düşmanlarımızı da görüyoruz. Dörderli takımlar halindeyiz. İki tane silahımız var, onları oyun başlarında göstereceğim. Bir tane silahımız var daha doğrusu. Diğeri de etrafı tarayabildiğimiz bir ekran. Telsiz şeklinde. Timsah mı o? Timsah. Böyle korsan adası gibi bir mekana geldik. 10 saniye sonra oyun başlayacak. Evet. Evet, haritamıza geldik. Dediğim gibi rastgele atıyor, bizi bu haritaya attı. Biz hayalet avcısı olarak oynuyoruz. Gördüğünüz gibi silahımız bu. Böyle nesnelerin içine gizlenen hayaletleri ateş ederek böyle çıkarmaya çalışacağız, bulmaya çalışacağız. Bunların yerlerini bilmiyoruz tabii gizlendikleri için. Elimizdeki bu aletle onların yerlerini tespit edeceğiz. Gördüğünüz gibi yaklaştıkça ibre hareket ediyor. Bize hayaletlerin konumunu göstermeye çalışıyor. Burada bir tanesi düşmüş. Hayaleti de öldürmüş. Şimdi havada. Şunları da, shards'ları da vakumlayacak yerleri gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi aldı onu. Ben tekrar bir tarayıcıya geçeyim. Buradaki hayaleti zaten bizim takım arkadaşımız öldürdü. Evet, bu tarafta da bir sinyal aldım ben. Şöyle gidelim bakalım. Evet, bayağı yakınız. Burada bir yerde bir tane hayalet var. Evet. Buldum hatta direkt. Direkt burada. Bunu biri vakumlasın. Vakumcuyu nasıl çağırıyoruz bilmiyorum. Ha, işaret attım. Evet, gelip onu vakumlayacak. Biz diğer hayaletleri aramaya devam edelim. Bakalım, bu tarafa doğru gidiyorum. Evet, burada da bir tane var. Çok yakınım. Evet, burada. Kaçamadım.
kaçıyor. Yukarı doğru gitti. Bayağı da hızlılar. Ama yakalayacağım seni. Yakaldım. Vacuum cleanup needed here. Bunu da gelin vakumlayın. Kaç tane kaldı? Bir tane alet kaldı. Onu da yakalarsak tamamdır. Hemen tarayıcıma geçeyim. Yine o da yakında bir yerde demek ki. Sinyalini alıyoruz bu taraftan. Ama su hasar veriyor. Gemi dışında mı, içeride mi? Geminin içinde büyük ihtimal. Oradan sinyal almıştım. Ne, biz geminin içine geri dönelim. Evet, gördüğünüz gibi sinyali yine aldım buradan. Nerede acaba? Bir daha bir bakalım. Ben burayı çok yakın gösteriyor ama buradaki nesnelerden birinde. Evet. Bulduk, bir duman çıktı. Ama ne oluyor? Evet. Onu da avladık. Hayaletleri yenmiş olduk bu şekilde. Gördüğünüz gibi hayalet avcısı olursanız bu şekilde oynuyorsunuz. Şimdi hayalet olarak ikinci bölüme geçecek sanıyorum. Böyle puanımız, skorumuz yazdı. Ve kazandığımız için Ghost Shards diye bir para birimi kazandık. Bundan da kendimize yeni skinler alabiliyoruz oyun içinde. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bakalım bir de hayalet olarak oynayalım. Nasıl olacak? Evet. Çeşitli özellikleri var. Bunları da demin kazandığımız şartlarla alabiliyoruz. Ama bir şey almayacağım ben. Yine devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi hayaletimiz de bu şekilde. Eşyaların içine geçebiliyoruz. Böyle saklanacağız. Eşyaları hareket ettirebiliyoruz içerilerindeyken. Zıplayabiliyoruz bile hatta. Süre bitene kadar saklanmaya çalışıyoruz. Hayalet olarak da amacımız bu. Süre bittikten sonra bize saldırma şansı veriyor. Bu sefer biz hayalet avcılarına saldırabiliyoruz. Şimdi burada bulamazlar zaten. Bekleyelim. Kova oldum bu arada. Evet. Ha, hayalet avcıları yeni geldi bu arada. Bakın bottan indiler. Bizi aramaya çıktılar şimdi. Direkt mekana daldılar. Beni bulamazlar ama ben güzel yerdeyim şu an. Ben burada kova gibi takılacağım. Kova olarak. Sandık bir kova. Buraya gelirler, beni görürlerse buradan sandığa geçelim.
Direkt bunun içinden çıkabiliyoruz ya da kendimizi kova olarak fırlatabiliyor muyuz bakayım? Evet. Böyle tutuyoruz. Dolunca fırlatıyor kendini. Güzel. F'ye basarsak da A görünmez olabiliyormuşuz. Süre. Aman lan geldi bu. Beni gördüler ama kaçabildim. Buradan gerisi aşağı atlarım zaten direkt. Bot Dolores. Suya girdiği için bu arada bot hasar yiyor şu an. Suda hasar yiyorlar. Hayat avcıları. Hayaletler yiyor mu bilmiyorum. Daha girmedim suya öyle. Buradayım la. Oğlum buradayım la. Beni bulamazsınız. Beni bulamazsınız. Bakalım 2 dakika var. 2 dakika sonra biz saldırabileceğiz bunlara. Bakın geziyorlar, bizi arıyorlar. Kendimi şöyle şuraya fırlatayım mı? Aman. Çivili kılıçlı bir şey. Eyvah yakalandık. Kaç moruk. Oha. Hayalet olup kaçtım. Uç var moruk. Allah aşağı düştüm. Çok aşağı düştüm. Kaplumbağaya gireyim mi? Gebeş kaplumbağa. Kaplumbağanın içindeyim. Kaplumbağanın iskeletinin içi. Çok da şüphe çekecek bir şey ama. Aman. Avcı. Bir avcı beni yedi. Aman yakalandım. Hayır. Aa, bir dakika. Al bakalım sana. Tane hayalet avcısını mahvettim. Bizi yakalayamadınız süre dolana kadar.
Artık güçlendik, kırmızı olduk. Evet, hayalet olarak da kazandık. Bu arada. Bu şekilde arkadaşlar, bu oyunda gördüğünüz gibi böyle. Tabii gerçek oyuncularla oynarsanız daha da çekişmeli olacak. Biz botlarla oynadığımız için biraz basit gibi görünebilir ama oyun zor bir oyun. O kadar da basit değil. Aslında botlar da iyi oynuyor. Bu videomuz da bu kadar olsun. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi, beni desteklemek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.